Haber Merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Bingöl'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan bir askerimiz tüm müdahaleye rağmen kurtaramayarak şehit oldu. Genç ilçesine bağlı Yeni Yazı Köyü kırsalında operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında akşam saatlerinde sıcak temas yaşanmıştı. PKK'lı teröristlerce açılan ilk ateş sonucu biri ağır, iki asker yaralanmıştı. Yaralı askerlerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer yaralı askerin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Çatışma sonrası kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği öğrenildi. Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında yürütülen terör operasyonunda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş Hüseyin Gencer'in Bursa'nın İnegöl ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Hain saldırıda şehit olan uzman çavuşun Bursa'nın İnegöl ilçesi nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Hüseyin Gencer olduğu öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası şehit askerin eşi ve 1 yaşındaki oğlu Ömer'in Eskişehir'de eşinin ailesinin yanında tatilde oldukları öğrenildi. Şehit uzman çavuş Hüseyin Gencer, ikindi namazına mütakiben kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili izleyenler, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan bir astsubayımız şehit oldu. Çatışmada biri sivil olmak üzere iki kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre iki gündür bölgede devam eden arazi arama tarama çalışması sırasında bugün ilçenin Vazelon Manastırı kırsalında güvenlik güçleriyle terörist grup arasında saat 15 sıralarında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada biri sivil, ikisi güvenlik görevlisi, 3 kişi yaralanırken yaralı güvenlik görevlileri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan astsubayın şehit olduğu bilgisi gelirken bölgede çatışmaların sürdüğü bildirildi. İki asker, bir sivil yaralı var diye söyledi komutan bize. Bizi içeri sokmuyorlar şu anda. Olay yerinde işte abimle kardeşim var şu anda olay yerinde ama onların da herhangi bir bilgi alamıyorum. Yani telefonlar çalıyor ama bana cevap vermiyor. Ses mi duydunuz? Nasıl oldu burada? Çatışma oldu. Yani çatışma sesi. Bir buçuk saat önce falan, saat kaç şu anda? Şiddetli bir çatışma oldu sonrasında. Yani çatışma sesi, hatta biz yardım falan ihtiyaç var mı diye, bizim evimiz burada, abimin evi burada. Ben buradan bağırdık. İşte ambulans falan istedik. Buradan gelen askerleri, sivilleri, buradan gelenleri oraya yönlendirdik biz. Biz buradaydık. O şekilde. Burası tam olarak ne mevki geçiyor abi? Köprüyanı Mahallesi. Köprü. Vazelon Manastırı. Vazelon Manastırı'na giderken işte burası Köprüyanı Mahallesi olarak geçiyor. Kenara, ambulansa izin verin. Şehit astsubayımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki gerginin Türkiye piyasalarını etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Kurban Bayramı tatili konusundaysa hükümet 10 günü programını aldı. Müsaitse turizm açısından isabetli olur dedi. Türkiye'de bir gerginlik var. Uluslararası piyasaları etkiliyor. Türkiye'de bu konuda hassas. Ne tür gelişmeler bekliyorsunuz? Doğrusu ben
bizim piyasalarımızı etkileyeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Ancak nükleer silahlanmanın sürekli karşısında olduğunu söyleyenlerin burada nükleer silahlanmayla birbirlerini tehdit eder hale gelmesi düşündürücüdür. Biz işin bu yanından genel bir perspektifle bakarsak, yani gelişmemiş ülkelere veya zayıf ülkelere nükleer silahlanmada fırsat vermeyenler, fırsat tanımayanlar gücü ellerine alınca bu nükleer silahı acımasızca kullanmanın da gayreti içerisinde oluyor. Bu da benim bir objektif bakışımdır. Yani senin olsun ama bir diğerinin olmasın, bunu anlamak mümkün değil. Şu anda dünyada yaklaşık 16 ülke nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Bunların içerisinde 3 ülke var ki bunların şu anda nükleer silahlanmada ciddi bir gücü var. Bununla beraber de tabii tehditte ön alınıyor. Temenni ederiz ki bu Amerika, Kuzey Kore arasındaki bu tehditler adeta bir vuruşmaya dönüşmez. Ve bu dünyada çünkü sadece ikisi arasında kalmayabilir. Daha farklı bir tehdit sürecini de başlatabilir. Burada bir politik neticeye dönüşmek suretiyle noktalanır diye temenni ediyorum. Efendim, son olarak Kurban Bayramı tatilini herkes merak ediyor. 10 gün olur mu, uzatılır mı? Şu anda tabii hükümet bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Yani eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur. Ve gerek iç turizmde gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm mesela bugün itibariyle Antalya'ya %80'i doluluk oranı itibariyle yakalamış vaziyette. Bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki Salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığında yapacağız. Ve hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum. Başbakan Binali Yıldırım da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Kurban Bayramı tatili konusunun Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi. Suriye ve Irak'ta yeni bir yapay devlet oluşturma gayretlerine asla izin vermeyeceklerini söyledi. Toplumun bir kesimi çalışmaya devam edelim diyor. Bir kesimi turizm, özellikle turizm sezonu daha iyi değerlendirmek için tatili uzatalım diye teklifler de var. Her ikisinin artısı eksisi değerlendirilecek ve Salı günü karar verilmiş. Türkiye'nin güvenlik politikasında herhangi bir değişiklik yok. Gerek hudutlarımız içerisinde, gerekse hudutlarımız dışarısında vatandaşımızı rahatsız eden, terör tehdidi olan her durumda Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını bugüne kadar kullandığı gibi bundan sonra da kullanmaya devam edecek. Eğer tehdit hudutlarımızın dışındaysa durum yine aynı. Özellikle İdlib'de son günler Suriye sınırında gerekli tedbirleri alıyoruz. Malum orada radikal gruplar son zamanlarda kontrolü ele aldı ve burada yaşanacak gelişmelere göre yapılacak operasyonlara dikkate alarak biz hem insani dram yaşanmaması için hem de sınırlarımızdan ülkemize yönelik tehditlerin oluşmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Sınırlarımızın özellikle Suriye ve Irak'ta yeni bir yapay devlet oluşturma gayretlerine asla biz müsamaha etmemiz
izin vermem söz konusu değil. Bu konuda muhatap ülkelerle gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz. Şartlar ne olursa olsun ülkemizin milli menfaatlerine, ülkemizin hükümranlık haklarına yönelik, güvenliğine yönelik bir tutum, bir gelişme yaşarsak geçmişte olduğu gibi gelecekte de buna karşılık vermekten tereddüt göstermeyiz. Sıcak bir haberle devam edelim sevgili izleyenler. Şanlıurfa'da bir düğünde gelinle damadın yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga Halevi ilçesindeki bir düğün salonunda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle gelinle damadın yakınlar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçaklarında kullanıldığı kavgada İbrahim Halil Bey, Mehmet Fatih Bey ile ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı güçlükle yatıştırdı. Kavgada yaralanan 3 kişi Balıklı Göl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga sonrası her iki aileden 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve ekibiyle görüştü. Şanlıurfa'da kamuoyunun büyük tepkisini çeken uçak sefer sayısının azlığı ve yüksek bilet fiyatları bir kez daha en yetkili isme iletildi. Türkiye'nin en büyük havaalanına sahip olan ve yine Türkiye'nin en büyük 7. ili Şanlıurfa'nın uçak sefer sayılarının azlığı ve buna bağlı olarak yoğun talebe rağmen bilet fiyatlarının yüksekliği sık sık vatandaşlar tarafından gündeme taşınmıştı. Bir süre önce yapılan görüşmeler neticesinde Türk Hava Yolları yönetimi Ankara-Şanlıurfa sefer sayılarını ikiye çıkarmıştı. Ancak Şanlıurfa-İstanbul ve Şanlıurfa-Ankara karşılıklı seferlerinin arttırılması ve fiyatlarının çevre illerle aynı seviyeye çekilmesi sorunuysa giderilememesi bir kez daha masaya yatırıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiler. Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda Şanlıurfa'ya daha fazla uçak seferlerinin düzenlenmesi istendi. Alınan bilgilere göre Bakan Fakıbaba ve Milletvekili Cevheri'nin Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ekşi'den Şanlıurfa'dan İzmir'e, Kıbrıs'a ve Antalya'ya seferlerin konulmasını, ayrıca Ankara ve İstanbul'a alan seferlerinin arttırılması, yüksek uçak bilet fiyatlarının da indirilmesi istendi. Görüşmede Türk Hava Yolları yetkililerinin bu talepleri görüşerek çözme sözü verdikleri öğrenildi. Öte yandan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve üst düzey yöneticilerinin önümüzdeki hafta Şanlıurfa'ya gelmeleri bekleniyor. Akçakale Belediyesi halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ilçeye devasa bir park daha kazandırıyor. Akçakale Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapımı devam eden parkla yeşil alan yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. 4320 metrekare alan üzerine inşa edilen park bünyesinde çocuk oyun grubu, 1 adet tahterevalli, 2 adet zıp, 10 adet fitness takımı, 3 potalı basketbol sahası da yer alıyor. Parkta ayrıca büyüklerin de keyifli vakit geçirebilecekleri 8 adet kamelya ile piknik masaları ve oturma bantları da bulunuyor. Parkın en yakın zamanda hizmete sunulabilmesi için belediye ekipleri tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapımı süren parkla birlikte ilçedeki park sayısının 38'e, toplam park alanının da 54.921 metrekareye ulaştığını kaydetti. Öncelikle mahallelerinin ihtiyacına göre park yapımına müsait alanların tespit edildiğini belirten Başkan Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada,
Bu alanları çeşitli oyun gruplarıyla çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri, kamelya ve banklarla da yetişkinlerin piknik ve spor yapabilecekleri modern parklara dönüştürüyoruz. Bu çalışmalarla kent halkının sosyal hayatını hareketlendirerek yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz dedi. Son günlerde Haldan Üniversitesi Eyyubiye Kampüsü Şanlıurfa gündeminde çokça konuşulan gündem maddesi. Konuyla ilgili Haldan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ramazan Taşaltın bir açıklama yaptı. Rektör Taşaltın tarım arazilerinin TOKİ'ye devredileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Haran Ovası'ndaki Eyyubiye Kampüsü'nün imara açılması konusunda Toplu Konut İdaresi'ne yetki verilmesine tepkiler hala sürerken, Haran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ramazan Taşaltı'ndan savunma niteliğinde yazılı açıklama geldi. Tarım arazilerinin TOKİ'ye devredileceği gibi yanlış bir algı olduğunu kaydeden Taşaltın, TOKİ'ye verilmesi planlanan arsa, Haran Üniversitesi'nin Eyyubiye Kampüsü arazisinin sadece bir kısmıdır dedi. Göreve geldiği Nisan 2015'ten bu yana birçok kurumun sözlü veya yazılı olarak Eyyubiye Kampüsü arazisinden arsa talebinde bulunduklarını söyleyen Rektör Taşaltın bu kurumları şu şekilde sıraladı. Eyyubiye Kaymakamlığı, Eyyubiye Milli Eğitim Müdürlüğü, Eyyubiye Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü, Eyyubiye Belediye Başkanlığı, Şanlıurfa Valiliği. Rektör Profesör Doktor Taşaltın yaptığı yazılı açıklamasında yeni açılan Eyyubiye Hastanesi'ne cami ve hasta yakınlarına kalacak yer yapılması için Eyyubiye Kampüsü arazisinden 5 dönümlük alanı Eyyubiye Belediyesi'ne devrettik. Bu alanda cami ve hasta yakınlarının kalacağı bina çalışmaları başlatıldı. Üniversitemizin danışma kurullarında Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi'nin Eyyubiye Kampüsü'nde kalması konusunda uzun uzun görüştük. Hocalarımızın tamamına yakın kısmı tüm fakültelerin Osman Bey'de olması gerektiği yönünde görüş beyan ettiler dedi. Rektör Taşaltın bu görüşmelerden sonra danışma kurulumuzun verdiği karar şu minvalde oldu. Madem ilimizde resmi kurumların bu kadar ihtiyacı var, o halde bir merkezi planlamayla bu resmi kurumların ihtiyacı giderilsin. Aksi halde parça parça bu kurumlara verilecek arazi kötü bir planlama olur ve arsa kötü bir şekilde değerlendirilmiş olur. TOKİ planlı bir şekilde kurumların isteklerini yerine getirsin. TOKİ ayrıca bu alanı değerlendirsin. Bu arsa karşılığında TOKİ, Haran Üniversitesi'nin acil ihtiyacı olan fakülte binalarını, yurt ve lojman ihtiyacını belirli ölçüde karşılasın. Bu kararlarımızı dönemin valisi Sayın Güngör Azim Tunay'la görüştük. O da onay verdi ve TOKİ ile görüşmelerimizi başlattık. TOKİ bu arsayla ilgili inceleme çalışmasına devam ediyor dedi. Rektör açıklamasının sonundaysa TOKİ'ye verilmesi planlanan arsanın üzerinde halen Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Veteriner Fakültesi, Laboratuvar ve Hayvan Hastanesi, Veteriner Fakültesi Deneme Hayvan Çiftlikleri ve Üniversite Lojman binaları mevcut. Bu binaların çoğu 50 yıllık binalardır ve teknik ömrünü doldurmuştur. Meslek Yüksekokulu binaları da baraka şeklindeki binalardır. Eski binaların acilen yıkılıp yenisi yapılmalı, baraka binalar da acilen sağlam binalara dönüştürülmelidir ifadelerini kullandı. Tarım arazilerinin TOKİ'ye devredileceği gibi yanlış bir algı oluştuğuna dikkat çeken Haran Üniversitesi Rektörü Taşaltın, TOKİ'ye verilmesi planlanan arsa Haran Üniversitesi'nin Eyyubiye Kampüsü arazisinin sadece bir kısmıdır. Haran Üniversitesi'nin arazisinin büyük kısmı tarım arazisi statüsündedir ve bu alana bina yapmak yasal olarak zaten mümkün değildir. Kamuoyuna yanlış yansıtıldığı için yanlış yorumlar yapılmaktadır. Sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Bakıbaba bu konunun ayrıntısından haberdar edilmediği için yeşil alan imara açılıyor şeklinde bir durum var diye düşünmüştür. Sayın Bakanımızdan randevu talep edip doğru bilgileri kendilerine en kısa zamanda ileteceğiz dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerde yeni yerleşim alanlarının açılan bölgelerde yol yapım, genişletme ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra asfaltlama çalışmalarını da sürdürüyor. Karaköprü ilçesinde yeni yerleşim alanında yer alan Ay Yapı Kooperatiflerinin yolunu sıcak asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Haliliye ilçesinde Ulubağ Mahallesi 16302 sokakta da asfaltlama çalışması yaptı.
Yeni yerleşim yeri olduğu için yolları önceden çamur, toz ve toprak olan bölge sakinleri, Büyükşehir Belediyesi'nin asfaltlama çalışmasıyla kaliteli yollara kavuşmanın sevincini yaşadı. Adam hayırdır. Sayın Belediye Başkanımız Nihat Cikçi'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Yollarımızı yaktı, bizi çamurdan kurtardı. Çok çok teşekkür ederiz. Merkez ilçeler başta olmak üzere 13 ayrı ilçede eşit hizmet anlayışıyla hizmet eden Belediye Başkanı Nihat Çiftçi öncülüğünde sıcak asfalt hizmetini kentin her yerine taşıyan Büyükşehir Belediyesi 2 yılda 3,5 milyon metrekare sıcak asfalt serimi yaparak büyük bir başarıya imza attı. Ve bir son dakika gelişmesi sevgili izleyenler. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Evet sevgili izleyenler, bu bilgiyi hemen aktaralım sizlere. Edinilen bilgiye göre 2 gün önce Maçka Köprüyanı Mahallesi eski muhtarı Hasan Bülbül'ün evinden ailesi yaylada olduğu sırada evden yiyecek çalındığı ihbar üzerine bölgeye giden ve terör şüphesiyle bölgede arama tarama faaliyetlerinde bulunan güvenlik güçleri 16 yaşındaki evin oğlu Eren Bülbül'ü ve yanlarını alarak mahalledeki evin olduğu yere gittiler. Bu sırada güvenlik güçlerinin geldiğini gören terör örgütü mensupları ateş açtı. Açılan ilk ateş esnasında ağır yaralan ve ambulansa Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Bülbül, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit haberini alan yakınları hastanede acil önünde fenalık geçirdi, sinir krizlerini geçirdi ve şu anda da bölgede operasyonların devam ettiği bilgisi elimize ulaşan son bilgiler içerisinde. Devam edelim sevgili izleyenler. Şanlıurfa'nın Belevcik ilçesinde kaçak olarak yapılan iki katlı ev belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Ekiplerin yıkım çalışmasını ev sahibi gözyaşlarıyla izledi. Duruma çok fazla dayanamadı, fenalık geçirdi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Meydan Mahallesi'ndeki Birecik Kalesi burçlarının bitişiğinde yapılmış iki katlı kaçak ev hakkında yıkım kararı verildi. Alınan bu kararın ardından Birecik Belediyesi ekipleri zabıta ve polis eşliğinde daha önce tebligatla uyarıda bulunulmasına rağmen boşaltılmayan eve gitti. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken ev sahibi Ali Erkoyuncu yıkıma karşı çıktı. Polislerin çabalarıyla ikna edilen Erkoyuncu, eşyalarını dışarı taşıdıktan sonra iş makinelerinin evini yıkmasını gözyaşlarıyla seyretti. Yıkım esnasında fenalaşan Erkoyuncu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Siverek Belediye Başkanlığı tarafından kırsalda başlatılan beton yol atağı devam ediyor. Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün nüfus ve yol durumu göz önüne alarak yaptığı planlama doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında Cinhisar Mahallesi'nin yol sorunu çözüme kavuşturuldu. Reglaj ve düzenlemenin ardından mahalle içi beton yol çalışmalarına başlayan belediye ekipleri engelli vatandaşların da yol sorununu ortadan kaldırdı.
Cinisar Mahallesi sakinlerinden Bağkıran ailesinin bedensel engelli oğlu Hüseyin Bağkıran, belediyenin çalışmasıyla yol sorununun sona erdiğini söyledi. Allah razı olsun. Bizim belediye işte önce edemiyordum dışarı çıkayım. Gezmeye imkanım yoktu. Allah razı olsun. Geldiler, yolunu yaptılar. Bir engelli vatandaş gibi işte bir gezme umudum oldu işte. Geziyorum. Çok güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ederim belediye. Olay TV ekranlarında yayınlanan her açıdan özel programına konuk olan Gıda Tarım ve Hayvancılık eski bakanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, "Nereden geldiğimizi unutmadık. Bakanlıktan güç alma yapısı içerisinde hiç olmadım." dedi. Bugün itibariyle bakan değilim bakın. 10 yıllık da bakanlık yapmışım ama benim hayatımda hiç değişen bir şey olmadı. Neden? Çünkü bakanken de yaşantım sivil hayatta nasıl ise bakanken de aynıydı. Onun için benim özel hayatımda hiçbir şey olmadı. Tam tersine bakanlıktan alındığımız gün, ertesi gün ben meclisteydim. Meclisteki odama gittim. Odamda vatandaşları kabule devam ettim. Genel kurula gittim, oylamalar vardı. Oraya katıldım. Yani gruba gittim, grupta değerli, genel merkeze gittim. Ziyaretler yapıyorsunuz zaten. Yani tabii yani benim yeni bakan arkadaşları tebliğe gittim. Dolayısıyla yani bakanlıktan güç alma mücadelesi veyahut da yapısı içerisinde hiç olmadım. Çok önemli görevler bunlar. Ama acaba ben ne verebilirim bu koltuğa, bu plakaya ben ne verebilirim anlayışıyla bir mücadelem oldu. Netice itibariyle ben bir işçi babanın çocuğuyum yani. Yani ben babam bir inşaat işçisi, inşaat ustası. Dolayısıyla nereden geldiğimizi hiçbir zaman unutmadık. Ve o bilinç içerisinde hayatımızı sürdürdük. Tabii bu elde ettiğimiz bir işçi çocuğunun 18 yıldan bahsediyoruz. Böyle önemli görevlere gelmesi aslında bir cumhuriyetin de kazanımı. Cumhuriyetin bize kazandırdığı, cumhuriyetin imkanları ve cumhuriyetin bir nimeti olarak görmek gerekiyor. Yani başka bir sistemlerde böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Cumhuriyetin sayesinde elde ettiğimiz bir imkanlardır. Dolayısıyla ayağımızı yerden kesmeden bunların, bu makamların hakkını verme mücadelesinde olmamız gerekiyor idi ki biz de öyle olduk. Ben siyasette Ahmet Bey takım oyuncusu oldum hep. Takım içerisinde uyumlu ve verilen görevi en iyi şekilde yapma mücadelesi içerisinde oldum. Çok şükür verilen görevleri vicdanıma sorduğum zaman hakkıyla yerine getirme gayreti içerisinde olduğum ve yerine getirdiğimi de bugün çok rahat bir şekilde ifade edebiliyorum. Ve bu asil millete bakınız bu kadar uzun süre ve bu kadim devlete hizmet etme şerefine nail olduk. Onun için ben başta milletimize, tabii ki yine başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar. Ama aynı zamanda başbakanlarımıza da teşekkür ediyorum. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahalle gezileri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşma programlarını Atatürk ve Şehitlik mahallelerinde devam ettirdi. Başkan Fevzi Demirkol sabah saatlerinde beraberinde birim müdürleriyle birlikte Atatürk Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle muhtarı Mahmut Karadaş tarafından karşılanan Başkan Demirkol iş yerlerinde esnafla bir araya geldi. Bu bölgede yıkama işlemlerini küçük araçlarla büyük zamanlı tankilerle yapıyoruz. Ve yine aynı şekilde ilaçlama çalışmalarımızda 3 tekerli küçük araçlarla yapmaktayız. Dolayısıyla Atatürk Mahallesi'ne ve başka mahallelerimizde daha çok haklara girme imkanını sağlamış oluyoruz. Bizim bu mahallede yapmış olduğumuz hizmetleri müdürlerimizle ve personelimizle gözden geçirdik. Yapılması gerekenleri de not aldık. Ve kısa süre içerisinde bu yapılması gerekenler hayata geçirilecektir. Ve esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızla hemhal olduk.
esnafımızı bize teşekkürlerini, esnafımızla olan muhabbetimizi bir kez daha tekrarlamış olduk. Esnafın talep ve teşekkürlerini dinleyen Başkan Demirkol, iletilerin çözümü için de beraberindeki birim müdürlerine talimat verdi. Mahalle sakinleriyle de görüşerek yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Demirkol, çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı. Başkan Demirkol, Şehitlik Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Fevzi Demirkol, Atatürk Mahallesi'ndeki gezi ve incelemelerinin tamamlanmasının ardından beraberindeki birim müdürleriyle birlikte Şehitlik Mahallesi'ne geçti. Burada da vatandaşlarla görüşerek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunan Başkan Demirkol, incelemelerini tamamladıktan sonra mahalleden ayrıldı. Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklarda evlerinde yatamayan vatandaşlar, teras ve balkonlarda yaptırdıkları dam palaslarda vantilatör eşliğinde uyuyabiliyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde vatandaşlar sıcaklardan bunalınca evlerin damlarına yaptırdıkları yataklarda yatıyor. Hava sıcaklığının gecede düşmediği kentte vatandaşlar yeni çareler üretiyor. Damlara kurdukları tahta ve demirden yataklarda derin uyku çekmek isteyen vatandaşlara sıcaklıkların 45 dereceyi aşması nedeniyle dışarıda kalmakta yetmiyor. Vatandaşlar serinlemek için yataklarının başucuna vantilatör kuruyor. Sıcaklar bu sene efendim çok sıcak. Eskiden damlarda yatıyorduk, öyle seriniyorduk. Şimdi bu sene vantilatörlerle serinleşiyoruz. Bu sene çok sıcak, dışarıda yatıyorduk. Eskiden öyle dedi, bu sene öyle batonda bir sıcak var ki 46-47 derece, 48 derece kadar da ulaşıyor efendim. Tahtları çıkardık, serinlerdik. Ama bu sene aşırı sıcaklar olduğundan dolayı vantilatörlerle serinliyoruz. Gerçekten havalar çok sıcak. Eskiden geçen sene mahalleli tahta çıkarken bu sene klimaların önünde artık serinlemeye başlıyor. Biz de dayanamadık ama vantilatörlerle serinlemeye çalışıyoruz bu sene. Aşırı sıcaklar nedeniyle bebeklerden çocuklara ve kadınlara kadar herkes dam palas olarak ifade edilen evlerin balkon ve teraslarında yatıp vantilatörle seriniyor. Misafirleri de bu dam palaslarda ağırlayan bölge halkı bir an önce serin havaların geri gelmesini istiyor. Hala da yani bu sıcaklarda durmuyor. Yani İslam'da tansiyon kar falan kişi şu anda dışarıda duramıyor yani. Bu sıcaklardan yani çok bunaldı yani bir nasıl diyeyim yani. Gördüğünüz gibi aspiratörü bile şu anda damın üstünde aspiratör çalıştırıyor yani. Diğer yandan dışarıda uyumanın rahatlığıyla beraber tehlikeli olduğu da biliniyor. Geçen yıl terastan düşerek yaralananların sayısının oldukça fazla olduğu biliniyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Kurtuluş Sulama Birliği tarafından milli servet olan suyun israfını önlemek ve geri dönüşümünü sağlamak amacıyla başlatılan projeyi yerinde inceledi. Suları doğru bir şekilde kullanmak lazım, etkin bir şekilde kullanmak lazım bu suları. Etkin bir şekilde kullanmak adına da, hebe olmaması adına da bu tarz tesislerin yapılması gerekiyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve beraberindekiler Kurtuluş Sulama Birliği'nin ana kanaldan tahliye kanallarına akan suyun israf olmaması için başlattığı projeyi yerinde inceledi. Kurtuluş Sulama Birliği tarafından birliğin öz kaynaklarından oluşan bütçeyle Sulama Birliği'nin sorumluluk alanında bulunan ana kanaldan tahliye kanallarına akan suyun israf olmaması ve akıntı sonunda oluşan toprak erozyonunun önüne geçmek için yaklaşık 1,5 ay önce başlatılan projede sona gelindi. Tesiste incelemelerde bulunan Başkan Ekinci'ye belediye meclis üyeleri Hümeyt Bilbay, Bilal Tekatlı'yla Kurtuluş Sulama Birliği Başkanı Ahmet Ekinci eşlik etti. Ovanın suya kavuşmasıyla çiftçilerin yıl içinde en az 2 ürün ekimine yönelmesi beraberinde su seviyesinin düşmesine ve sulamada sıkıntılar oluşmasına neden oldu. Bünyesinde bulunan 26 köyün 13'ünde meydana gelen sulama sıkıntısı üzerine harekete geçen Kurtuluş Sulama Birliği farklı bir projeye imza atıp örnek oluşturdu. Milli servetimiz olan ve ana kanaldan akıp Suriye'ye giden suyun tekrardan dönüşümünü sağlayacak olan projeyle su israfının da önüne geçilecek.
Yaklaşık 1,5 ay önce başlatılan ve bitme aşamasına gelen projede incelemelerde bulunan Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Ve tabii bilinçsiz sulanmanın getirdiği sıkıntıları da hepimiz biliyoruz. Çorablaşmayı da doğuruyor. Asıl işte şu tahliye kanallarına giden suların ormanda sulama suyu olduğunu biliyoruz. Bu sular biliyorsunuz Suriye'ye gidiyor ve tabii kullanılmadan gittiği için de burada o için planlanan su yetmiyor. Bununla ilgili de değişik müdahaleler yapılıyor. Burada Kurtuluş Sulama Birliği'mizin özellikle bu boşu boşuna akan tahliye sularını tekrar tarlalara buluşturmak adına yaptığı bir tesis var. Dolayısıyla Sulama Birliği Başkanımızı tebrik ediyoruz. 2,5 metre küplük bir su buradan tekrar kanallara aktarılıyor ve yaklaşık 20 bin dekarlık bir alan suyla buluşuyor. Kurtuluş Sulama Birliği Başkanı Ahmet Ekinci ise çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. Bizi ziyaret ettiler. Yaptığımız çalışmalar yerinde incelediler. Kendilerine teşekkür ederiz. Başkanımızın ifadesi gibi şu andaki 2,5 metre küp kapasitede bir kanal yapıyoruz. Tahliye akan suları tekrar sulamaya kazandırma adına yaklaşık 20 bin dönüm su yiyecek ve çiftçilerimizin belli dönemlerde su sıkıntısı yaşadıkları o sıkıntıları giderme adına böyle bir projeye, böyle bir kanala ihtiyaç duyduk. Onu yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda bir haftaya kadar da faaliyete girecek. Bartın'da telefon dolandırıcılarının aradığı bir vatandaş para yatırmak için geldiği bankada kendisine ikna etmek isteyen gerçek polislere uzun süre inanmadı. Olay Bartın kent merkezi Hamam Sokak'ta bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre banka şubesinde telaşlı bir şekilde sürekli telefonla konuşan Ali Yıldırım'ı fark eden vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bankadan ayrıldığı belirlenen Yıldırım'ı bulamadı. Bir süre kent merkezinde arama yapan polis ekipleri başka bir bankadan gelen ihbar üzerine olay yerine gitti. Polis ekipleri Yıldırım'ı dolandırıcıların aradığına uzun süre ikna edemedi. Banka güvenlik görevlisi tarafından da sakinleştirilmeye ve ikna edilmeye çalışan Ali Yıldırım, polis ekiplerinin yanında dolandırıcıların telefonuna cevap vererek postaneye geçiyorum. Burada banka önünde tanımadığım kişiler var diyerek güvenlik görevlisinin kolundan kurtulup dolandırıcıların talimatlarını uygulamak istedi. Polis var burada. Yalan abi dur. Çağırdım ben polisi geliyor. Sen köyde değil misin abi sen? Ben buradayım. Ulus'ta polis mi var diyorlar evde? Buradayım. Aradın mı abi? Aradım. Ne var? Polis evdeymiş. Abi yalan. Yalan. Kız da var evde benim kızım. Şu an evde polis var mı? Ev kız mı diyor? Kızı ara. Tanımıyorum. Burada birileri var ama tanımıyorum. Uzun uğraşlar sonucu ikna olan Yıldırım, dolandırıcılar evimde polis olduğunu söylediler diyerek polislerden yardım istedi. Sakinleşen Ali Yıldırım ve annesi polis ekipleri tarafından araçla evlerine götürülmek istendi. Bir süre yaşadığı panik nedeniyle evinin adresini hatırlayamayan Yıldırım'a adresi tespit edilen evde polis ekiplerince yapılan incelemede evde kimsenin olmadığı bilgisi verildi. İlk ifadesinde dolandırıcılara para yollamadığını söyleyen Yıldırım'ın ilk gittiği özel bankadan dolandırıcıların hesabına 3000 lira para aktardığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karaköprü Belediyesi kırsaldaki gençlerin spor yapması amacıyla sentetik çim saha yatırımını sürdürüyor. Esen Kulu Kırsal Mahallesi'ndeki gençler ve çocuklar da sentetik çim sahalarına kavuştu. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kırsal mahallelerdeki gençleri unutmayarak onların spor yapabilmesi için kırsalda sentetik çim saha kazandırmaya devam ediyor. Başkan Baydilli, Esenkulu Kırsal Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sentetik çim sahanın açılışını yaparak gençlerin ve çocukların hizmetine sundu. Sentetik çim sahanın açılışına Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yanı sıra AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Avukat Ahmet Aksoy, Belediye Başkan Yardımcıları, Karaköprü Belediye Meclis Üyeleri ve Kırsal Mahalledeki vatandaşlarla gençler katıldı. Karaköprü ekibi olarak yine bir kırsal mahallemizde bir SEM sahasının açılışını gerçekleştirmenin hem onurunu hem gururunu yaşıyoruz. Ve şu an Esenkulu Kırsal Mahallemizdeyiz. Tabii biz Karaköprü olarak öncelikle Büyükşehir Yasası'yla birlikte şehir merkezinde yaptığımız hizmetlerin aynısını da kırsalımızda yapmaya devam ediyoruz. Ve bugün
Esem Kulu'da söz verdiğimiz gibi burada bir sem sahası yapma sözü verdik. Temelini attık, bitirdik ve bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. Açılışını gerçekleştirmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Tabii bizler için önemli olan gençliktir. Ve gençlik ve çocuklar bizim geleceğimizdir. Bizler onlara yatırım yapmamız gerekiyor ki gelecek onların şekilleriyle, onların elleriyle inşallah olacaktır. Bundan dolayı biz önemli olan yaptığımız hizmetlerde gençliği unutmayarak onlar için elimizden geleni neyse yapmaya çalışmak. Ve bugün burada yaptığımız saha özellikle onların boş zamanlarını bu sahada spor yaparak dolu dolu geçirmelerini sağlamak. Biz bunların, bu gençlerimizin gerçekten boş dolaşmasını istemiyoruz. Okumalarını istiyoruz ve boş zamanlarını özellikle sporla değerlendirmesini istiyoruz. Ve bundan dolayı bu sem sahasını yaptık. Ben bu duygu ve düşüncelerle Esem Kulu Kırsal Mahallemize yaptığımız sem sahası bizim Esem Kulu mahallemize özellikle çocuklara hayırlı uğurlu olsun. AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy ise AK Partili belediyelerin hizmetlerine devam ettiğini belirtti. Konuşmaların ardından Başkan Metin Baydilli davetlilerle birlikte sentetik çim sahada penaltı atışı kullanırken daha sonra kırsal mahalledeki vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Geçmişte buzdolabı olarak kullanılan ve ağaçtan yapılan külek, Kahramanmaraşlı usta Şeref Serkuş tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş'taki tarihi kapalı çarşıda özellikle şehir dışından gelen insanların meraklı bakışları arasında yarım asırdır elinde bıçağı ve törpüsüyle külek yaparak geçimini sağlayan Şeref Serkuş mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Türkiye'de kendisinden başka hiç kimsenin külek yapmadığını söyleyen Serkuş, ben öldükten sonra Türkiye'de bu mesleği yaşatacak kimse kalmayacak dedi. Ağaçtan, söğütten, kavak, çam kullanırız. Bunlar dışı, şu gördüğün şunun kasına söğüt. Eskiden ceviz vardı, cevizi verme kalmadı. Bulgur konur, mercimek konur, nohut konur, dövme konur, pirinç konur. Ondan sonra her şey konur, fasulye konur bunlara, yoğurt konur, her maddeye girer bunlar. Bu mesleği 6 yaşından belli, yaşım 66, 6 yaş, yani 60 seneden belli bu mesleğin içindeyim. İsterim ki bir esnafa çırak vermeye, yetiştirmeye verseler memnun olurum. Aha şimdi versinler çırağı, gelsinler yetiştirip. Ama ben bittikten, söyledikten sonra yani kimse yok yani yapacak bunu. Bir esnaf kayboluyor yani. Türkiye'de bitti ne yani. Şimdi bu bir kaldı. Türkiye'de. Antep'te vardı, Antep'te kapattı. Özellikle söğüt, kavak ve çam ağacından yapılan külek, insanoğlu tarafından yüzyıllardır kullanılıyor. Bir dönemin buzdolabının içine kuru gıdadan sıvı gıdalara kadar birçok ürün konulup muhafaza edilebiliyor. Şimdilerde nostaljik bir ürün olarak kullanılan külek 20 ila 200 lira arasında satılıyor. Bu haberle de ana haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.